Kanal Ufuk ekranlarından hepinize merhabalar sayın seyirciler. Gündem Özel programıyla yeniden karşınızdayız. Bugünkü konumuz eğitim üzerine olacak. Birçok öğrenciyi ve aileyi ilgilendiren eğitimle ilgili 2018-2019 eğitim öğretim yılı malumunuz artık sayılı günler kaldı. Bununla ilgili tabii ailelerde ve öğrencilerde de tatlı bir telaş var tercihler noktasında. Bununla ilgili görüşlerini alacağımız kişi Lefke Avrupa Üniversitesi Bölge Tanıtım Temsilcisi Sayın Mehmet Güneş. Tam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, Lefke Üniversitesi'ni tabii tanıtacağız ama öncelikle sizi tanıyalım. Evet. Ne diyeceksiniz? Mehmet Güneş ben. Lefke Avrupa Üniversitesi'ni yıllardır Şanlıurfa'da ve bölgede sosyal sorumluluk projelerini tanıtım noktasında ve kayıt noktasında üniversiteme en iyi bir şekilde tanıtmaya, en iyi bir şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Evet. Lefke Üniversitesi tabii Kıbrıs'ta oluyor bu üniversite ve bu üniversiteyle ilgili kısaca böyle aktaracak olursak temel neler söyleyeceksiniz? Tabii. Ne gibi? Lefke Avrupa Üniversitesi 1990'da Kuzey Kıbrıs'ın kuzeybatısında kurulmuş bir devlet vakıf üniversitesi. Tam 29 yıldır eğitim öğretim hayatımıza devam ediyoruz. Yeniliklere açık, gelişime ve değişime açık bir üniversite. 11 bin öğrencisi, 74 farklı ülkeden öğrencisi olan bir üniversite. Üniversitemiz bütün güzelliklerini barındırırken öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim alabilmeleri için güzel bir ortam oluşturmaya ve onların iyi bir eğitim almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Üniversitemizin şöyle söyleyeyim, sağında solunda böyle güzel yeşillikleri olan Lefke ilçesinde bulunan denize nazır bir üniversite. Öğrenciler çok dersin dışında da o güzel denizin manzarasından, o güzelliklerden, o yemyeşil Lefke'den bir şekilde yararlanıyorlar. Üniversitemizin kendine has bir yapısı var. Şöyle söyleyeyim, sadece tarım bilimleri fakültemizin, yani şu Türkiye'deki deyimiyle ziraat fakültesi bölümümüzün sadece 250 dönüm uygulama alanı var. Bu da haliyle güzellikleri getiriyor yanında. Kampüs üniversitesiyiz. Binalardan oluşan değil, büyük bir kampüs üniversitesiyiz. Bu da oradaki öğrencilerimizin çok rahat bir şekilde, relax bir şekilde, eğlenceli bir şekilde eğitim, öğretim almalarını sağlıyoruz. Evet, bu Lefke Avrupa Üniversitesi kaç yılından beri mevcut? Yani bizden, Türkiye'den o tarafa? 1990'dan belli aktif bir şekilde üniversitemiz eğitim öğretim hayatına devam ediyor. Ha, tam 29 yıllık. Sordum. Hani güvenilirlik açısından genelde. Tabii biz bir devlet üniversitesi. Kuzey Kıbrıs devletine ait bir devlet üniversitesiyiz. Ücretli öğrenci alıyoruz ama minimize edilmiş ücretlerle. Belki biraz sonra sorarsanız ücretleriniz nedir vesaire. Evet. Ben bunları sizlere paylaşmaktan mutluluk duyacağım. Bunun dışında YÖK'ün denkliği yıllardır var. Evet. Zaten bizim üniversitemi tercih edebilmek için YÖK'ün açmış olduğu tercihte olması gerekiyor. Tercih edip öyle gelebiliyorsunuz. Ekstra denklik sınavı falan yok, olmayacak. Kesinlikle. Evet. A Üniversitesi, Türkiye'deki A Üniversitesi'ni bitirdiğinizde diplomanız neyse bizden de diplomamız o şekilde geçerlidir. Hı hı. Herhangi bir ekstrası vesairesi yoktur. Evet. Dilerseniz üniversiteyi daha iyi tanımak açısından izleyicilerimizin de böyle görebileceği bir VTR ile devam edelim. Üniversiteyi tanıtan VTR ile devam ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Oh,
Evet, Lefke Avrupa Üniversitesi'nin tanıtım videosunu hep birlikte izledik. Gerçekten yaşanılabilir, tüm öğrencilerin ihtiyacının üniversite içerisinde karşılanabileceği bir mekan ve öğrenim olarak da birçok alanda hizmet veren bir üniversite. Evet. Hem az önce başında da söylediniz, hem devlet üniversitesi hem de özel olarak öğrenci alıyor dediniz. Evet. Merak ettiğimiz noktalar tabii olacak, bunu da program içerisinde soracağız ve sormaya devam edeceğiz. İlk etapta insanın aklına şu geliyor, hangi bölümler ne kadar ücretle olabiliyor? Tamam. Ve bunların şartları var mıdır? Şimdi biz şöyle bir şey yapalım. Üniversitemizin öncelikle biz biliyorsunuz yeni bir sınav sistemi geldi. Her sene de işte tercih yapıyorsunuz. Evet. Bu tercihler içerisinde 24 tane tercih yapabilme hakkına sahipsiniz. Evet. 24 tercih yaparken ilk tercihe Lefke Avrupa Üniversitesi'ni yazdığınızda 2 yıllık ön lisanslar, KDV, sosyal etkinlik, sigorta, eğitim harcı 9.949 TL. Yani. 4 yıllıklar ilk tercih olması halinde 11.262 TL. Diş hekimliği, ilk defa açtık diş hekimliğini, bu sene öğrenci alacağız. 19.714 TL. Hukuk evet. Fakültesi ise 13.362 TL. Bunlara artı bir ilaveten devletin alacağı yer sadece ve sadece 25 TL olacaktır. Evet. Bu fiyatlarımız TL üzerinde duruyoruz. Standart bir de. Yani evet. Yükselme şöyle, artma gibi bir şöyle söyleyeyim. Yok. Bizim ücretlerimiz yıllardır TL. Sadece Allah devletimize yardım etsin. Bu aralar dolar çok yüksek evet. bir seviyelere ulaştı. Ekonomi açısından iyi bir tablo değil. İyi olacağına inanıyorum. Ama biz yıllardır TL üzerinde çalışıyoruz. Hı hı. 9.949 TL ödeyecek veli veya öğrenci bir seneki sonra TEFE TÜFE oranlarına 200, 300, 400 TL bir artışla bir sonraki seneyi tamamlayabilecektir. Evet. Diğer şunu ifade etmek istiyorum. Biz altını çizerek iddia ediyorum. Biz Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en uygun üniversitesiyiz. Bizden daha uygun bir üniversite yoktur. Bunun altını çizerek iddiada bulunuyorum. Nedenini söyleyeyim. Bizim %100 devlet üniversitesi olmamızdan kaynaklanıyor. Evet. Peki bölüm olarak sadece bu saydıklarınız mı var yoksa? Şimdi şöyle söyleyeyim. Çok bölümümüz var. Sadece biz mesela 4 yıllık dedik ya, bu eğitim fakültesi için geçerli, mühendislik fakültesi için geçerli, fen edebiyat fakültesi için vesaire vesaire bölümler için. Hatta birçok bölüm ne bölümler için de daha uygun fiyatlarımız söz konusu. Bu en yüksek ilk tercih etmeleri halinde. Evet, en gözde olan bir bölgeler. Tabii. Doğru. Peki tabii sistem değişti, sınav sistemi. Bununla birlikte başarı sıralaması da değişti. Bu sizin üniversitede ne şekilde şimdi oldu? Şöyle, kısaca bilgilerini aktarırsanız. Şimdi Mehmet Bey hukuk fakültesine girebilmeniz için TEMME'de 150 binde olmanız gerekiyordu. Evet. Yok, bir karar aldı. Bunu 190 bine çekti. Eğitim fakültesi farklıydı, işte mesela 240 binlerdeydi, bunu 300 bine çekti. Hı hı. İşte mühendisliklerde 250'lerden işte 300 bine çıkardı. Tıpta 40 binden 50 bine çıkardı. Evet. Bu iyi bir gelişme. Yok, bunu çıkartmasının sebebi sınavın yeni olması, yeni aksiliklerin oluşması, yığılmaların olmasından kaynaklanan bir sebepten dolayı böyle bir karar aldı ve bu karar da bence doğru. Bu da 150 binde olan öğrencinin, bunun dışında 150 binin dışında olan öğrenci bizi tercih edemiyordu, hukuk fakültemizi. 190 binde olan şu an bizi tercih edebiliyor. Bu da iyi bir gelişme bence. Evet. Yani 190 binde olan bir öğrenci sizi tercih edebilir. Lefke Avrupa Üniversitesi'ni tercih edebilir. Eğitim fakültesini tercih edebilmesi 300 binde olması gerekiyor. Mühendislikler keza öyle. Mimarlık o da 250 binde olması gerekiyor. Bu da iyi bir gelişme olarak görüyorum. Peki üniversitenin bu başarı sıralaması ile ilgili
diğer üniversitelerde olduğu gibi bursları da var mıdır? Çok güzel bir ifade bu. Hı-hı. Şimdi şöyle, ben üniversitemizi şey olarak burs cenneti diye yorumluyorum. Evet. Gerçekten benim gözlemlediğim yani sonuçlar da bunu gösteriyor. Bizde okuyan öğrencilerin %99.9'u bir şekilde bursla tanışıyor. Nasıl? Birinci tercihe %50 burs veriyoruz. Evet. İkinci tercihe %25. Üçüncü tercihe %25. Bu %25'lerden bir tanesinin annesi, babası, öğretmen, polis, asker çocuğuysa veya kendisi ise %50 iki tane bursu birleştirebiliyoruz. Bunun dışında ilk 6'da 6 biz olursak yine %50 bursu veriyoruz. Bunun dışında yine biraz önce ifade ettiğim öğretmen çocuklarına, asker, polis, gazi, şehit çocuklarına %25 burs veriyoruz. Kardeşlere %25 burs, 25-25 burslar veriyoruz. Bunun dışında özel yetenek, kültür ve sanat burslarımız %50 burslarımız söz konusu. Bir şekilde bizim üniversitemize okuyan öğrenciler burstan çok iyi bir şekilde faydalanıp eğitim öğretim hayatlarına devam ediyorlar. Evet. Tabii bu burslar üniversitenin kendi verdiği burslar değil mi hocam? Yani devlet tabii destekli. Şöyle söyleyeyim. Ya bizde mesela bölüm eğitim fakültesinden bir bölüm söyleyelim. Türkçe öğretmenliği. Evet. Türkçe öğretmenliğinin ücretli kısmını ilk tercihi yapmanız halinde ilk tercihi biz %50 bursu biz kendimiz veriyoruz. Bunun yanında Türkçe öğretmenliğinin %100 burslu YÖK'ün belirlediği, ÖSYM'nin belirlediği bir şey var. Yani orada bir %100, %50, %75 butonlarını da tuşlayıp kayıtlarını yapabilirler. Evet. Evet, demin de ifade ettiğiniz gibi tabii oraya verilecek olan ücret TL üzerinden olacak. Peki bu TL üzerinden olduğu zaman taksit imkanı olabiliyor mu? Evet. Var mıdır böyle bir imkan? Bunun ifadesi şu. Şöyle söyleyeyim. Diyelim ki sağlık bölümlerine ilk ve acil yardım, ameliyathane hizmeti, diyaliz ilk tercih yaptı. 9.949 TL geldi. Bu parayı isterse birey yarısını kayıt esnasında, yarısını da Şubat tatilinden sonra ikinci dönemin başında yatırabilir. Halk tabiriyle söylüyorum, açık hesap. Yani herhangi bir kredi kartına gerek kalmadan gidip bizim üniversitemizin belirlemiş olduğumuz bankada okulun hesabına yatırma. Veya 8 taksit imkanı yapıyoruz. Evet. 8 taksit imkanı yine birinci taksit kayıt esnasında, sonra 11. ayın 20'sinde gidiyor yine bankadan, bankanın, A bankasının işte şu hesabına, üniversitemizin hesabına parasını yatırabilir. Açık hesap dediğimiz kredi kartına gerekmeksizin, çok özür dilerim bir şey zikretmek istiyorum. Tabii bir banka, buyurun. Devlet bankası bir mahsuru var mı? Yok, bizim açımızdan yok. Ziraat bankasından da şey alabilirler, kredi alabilirler, faizsiz bir şekilde öğrencimiz olmaları halinde öğrenci belgeleriyle gidip başvuruda bulunabilirler. Evet. Bu taksit imkanları o kadar güzel ve cazip geliyor ki birçok veli bu işten bir haber. O açıdan bunu söylemekte fayda görüyorum. Peki vade farkları oluyor mu hocam? Şöyle söyleyeyim, ikinci takside kesinlikle iki takside kesinlikle bir vade farkı olmuyor. Şeye, 8 takside minimize edilmiş, yani 300, 400, 500 neyse tam şu an bilmiyorum. Böyle minimize edilmiş ücretler üzerine gelebiliyor. Evet. Peki hocam, tabii burslarınızla ilgili az önce değerlendirdiniz. Farklı farklı burslar veriyoruz dediniz ama burslarınızda kesinti oluyor mu? Yani kesinti olan öğrencilerimiz oldu mu ya da? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz bir devlet üniversitesiyiz. Devlet ciddiyetiyle eğitim öğretimimizi devam ettirmeye, o güzel değerli insanlara, o öğrencilerimize en iyi bir şekilde öğrencilerimizin eğitim almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Harika bir kadromuz var. Başımızda çok iyi bir rektörümüz. Onu da saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Profesör Doktor Mehmet Ali Yükselen'i. Evet. Muazzam bir, Allah başımızdan eksik etmesin maşallah diyelim. Evet. Şöyle söyleyeyim, biz şuna inanıyoruz.
Biz devlet ciddiyetiyle eğitim öğretim yaparken bir öğrenci ilk tercihi bizi tercih edecek. %50 burslu hukuk fakültesini kazanacak. 13.362 TL ödeyecek. 8 dersen 4'ünü veremedi. Kesinlikle biz bursunu kesmiyoruz. Kesinlikle hiç böyle bir eyleme, bir düşünceye, bir şeye girmedik, girmeyeceğiz. Bu da öğrencimize, velilerimize güven vermek demektir. Bunu yıllardır biz yapıyoruz. Bunu yapabilmemizin en önemli sebeplerinden bir tanesi üniversitemizin bir devlet üniversitesi olmasıdır. Peki hocam, zaten buradan oraya gidecek olan biri için en önemli faktörlerden bir tanesi de öğrencinin orada konaklama imkanı olup olmadığı. Yani lojman veya yurt gibi böyle bir olanağınız var mı orada? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yine altını çizerek ifade edeyim. Lefke Avrupa Üniversitesi bir devlet üniversitesi olduğunu söylemiştik ya sizlere. Evet. Devlet üniversitesi olduğu için Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK devlet yurdu üniversitemizin ortasında mevcut. 5000 kontenjanı var. 5000 öğrenci o imkandan faydalanabiliyor. Bu ne demek? Bizim üniversitemizi kazandıktan sonra, öğrencimiz olduktan sonra internet ortamından KYK başvuru sistemini açıyor, başvuruyorsunuz. Gelmesi halinde gidiyorsunuz, orada 300 TL bir aidat var, ödüyorsunuz. KYK sizlere de 300 veya daha fazla ne ödüyor? Yemek fişi ödüyor. Evet. Gidiyorsunuz istediğiniz yerde bunları bir şekilde istediğiniz A lokantası, B lokantasını yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. 3 kişilik yurtlarda çok temiz, hijyenik, ben görme, gezebilme imkanına eriştim. Çok muazzam. KYK en başlı başına bizim için en önemli şeylerden bir tanesi, bunu da öğrencilerimize seferber etmişiz. Şöyle söyleyeyim, bunun dışında üniversitemizin kendi yurtları var. Evet. İşte 5000'den veya yemekli yemeksiz 3 kişilik, 4 kişilik böyle ayrı. Bunun dışında sağımızda, solumuzda özel apart evler, dayalı döşeli evler, 5000 ile 15000 arasında dayalı döşeli yıllık evleri tutabilirsiniz. Evet. Bizim konaklama ile ilgili Lefke Avrupa Üniversitesi'nin hiçbir sıkıntısı yok. Birçok öğrencimiz zaten KYK yurtlarına yerleşiyor. Bu da devletin bize sağlamış olduğu, devlet üniversitesi olmanın sağlamış olduğu en önemli olanaklardan biridir. Evet. Peki hocam, az önce burslardan bahsettik. Yalnız bir de bursların yanı sıra bir de öğrencilerin öğrenim kredisi alındığı biliniyor. Evet. Bu imkan var mı sizde? Evet, yine şöyle bir şey, yani şöyle bir algı var. Ben işte Lefke Avrupa Üniversitesi'ne gideceğim ama işte para ödeyeceğim, bir de bana kredi vermezler düşüncesi hakim. Kesinlikle öyle değil. Öğrenim kredisi geri ödemeli ve karşılıksız bir şekilde bir burs çıkıyor. 600 TL'ye yaklaşan bir burs. Bunu bir şekilde öğrenci alabiliyor, edinebiliyor. Bunu da internet ortamında Kredi Yurtlar Kurumu'nun başvurusu üzerine böyle bir olanağı sağlayabilirler, alabilirler arkadaşlarımız. Evet. Peki hocam, sadece TYT'den 150 ve üzerini geçenler mi tercih edebiliyor, yoksa farklı yönleri de var mıdır bunun mesela? Evet. Daha altında alan puan. Tamam. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz yeni bir sınav sistemi geldi. Birinci sınavın ismi TYT. Evet. 120 sorudan oluşuyor. AYT dedikleri bir sınavda 160 sorudan oluşuyor. 2 yıllık ön lisanslara sizin bir şekilde başvurabilmeniz için 150 barajını TYT'den, birinci basamaktan 150 barajını geçmeniz lazım. İkinci basamaktan geçebilmeniz için de sizin 180 almanız lazım. Hı hı. 150 barajını geçmiş arkadaşlar 2 yıllık ön lisanslara başvurabilirler. Sağlıkla ilgili, adalet, işte halkla ilişkiler, inşaat teknikerliği gibi, anestezi, diyaliz, ameliyathane hizmetleri gibi, ATT gibi birçok bölümü tercih edebildikleri gibi. Bunun dışında ben 4 yıllık bir bölüm okumak istiyorum. Lefke Avrupa Üniversitesi'nin böyle bir imkanı var. Beden eğitimi öğretmenliği, spor yöneticiliği, rekreasyon, antrenörlük gibi bölümlere, 4 yıllık bölümlere burslu bir şekilde yerleşebilirler. Bunun yanında grafik tasarım bölümümüz var. O da 4 yıllık.
Buna da başvuru yapabilirler. 180 barajını geçmiş arkadaşlar ise 4 yıllıkları gelir. Bizim ofisimizde salı bizim şöyle söyleyeyim, Urfa'da bir ofisimiz var. Hali hazırda çalışan, aktif bir şekilde işlem yapan ve birçok değerli birbirinden kıymetli arkadaşlarımız ofisteler. Aileleriyle birlikte bize başvurabilirler. Üniversite hakkında bilgi alışverişinde bulunabilirler. Tercihlerini yapabilirler. Hangi puana, hangi bölümün gelebileceği konusunda yorum yapabilme imkanına sahibiz yani. Evet, yani rehber tabii, oradan mevcut. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Peki hocam, yani şöyle baktığımızda diğer üniversitelerde işte geçişler de oluyor şeyler arası, yani bölümler arası geçişler oluyor. Sizin üniversitenizde var mıdır böyle bir geçiş? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki haliyle bir yatay geçiş dediğimiz bir sistem var. Evet. Halen yanılmıyorsam bizim öğrenci işlerimiz bu konuyla ilgileniyorlar. A üniversitesinden okuyup da çok büyük meblağlarla okumayan, büyük meblağlarla boğuşan arkadaşlarımızın çoğu bizim üniversitemizin bu minimize edilmiş ücretleriyle ne yapıyor? Tanışmak için bizim üniversitemize yatay geçişle başvuruda bulunabiliyorlar. Biz ofis olarak gereken yönlendirmeyi gereken yerlere yapıyoruz. Evet. Tabii hocam, zamanımız kısıtlı olduğu için birçok şeyi de aslında atlayarak geçiyoruz. Ama yine genel itibariyle de insanların kafasındaki soru işaretlerini cevap vermiş de oluyoruz bu esnada. Önemli bir nokta aslında, en başta belki söylenmesi gereken bir konuydu. Sizlere nasıl ulaşabilirler? İletişim numaralarınız var mıdır? Eyvallah. Şanlıurfa merkezde mi veya ilçelerde mi, yerlerinizde var mıdır? Çok sağ olun. Sadece bizim, şöyle söyleyeyim, sadece biz Urfa'ya hitap etmiyoruz. Sizin kanalınız, yanılmıyorsam, dünyanın her köşesinde yayın yapıyor. Kesinlikle. Biz de Doğu'nun birkaç ilinde ve Güneydoğu'nun ve Doğu Anadolu'nun, bu illerden biri Şanlıurfa, Mardin, Batman, Diyarbakır, Van, Elazığ ve Malatya. 7 il bizim sorumluluğumuz altında. Evet. Bu ildeki arkadaşlarımız bizi telefonla arıyorlar. Dilerseniz size bir numara vereyim. Bizi izleyen arkadaşlarımız bize buradan bir şekilde iletişime geçmelerini. 0505 855 3801. Tekrar etmemde fayda var galiba. Evet, yine arkadaşlarımız da retferede alttan geçerlerse. 855 0505 855 3801. Bir de sabit numaramız olan 0414 312 0965. Şanlıurfa'daki ofisimiz halkın deyimiyle eski Urfa Cesur Ofisi'nin üstü. Urfa Endüstri Meslek Lisesi'nin karşısı, Halk Eğitim Merkezi'nin bitişiği, çok merkezi bir yerde bulunan bir ofisimiz var. Evet. Sabah 8, akşam 21'e kadar açık. Aktif bir şekilde gelen velileri, öğrencileri olumlu yönde ve üniversitemizi ayrıntılarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Söyleyeceğim. Evet, Bahçelievler mevkiinde oluyor değil mi? Tabii, anlattığınız yer. Bahçelievler Halk Eğitim Merkezi'nin hemen bitişi. Evet. Evet hocam, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp geldiğiniz için böyle genel itibariyle üstünden de geçtik bütün soruların ama yine de anlatmak istediğiniz bir konu şöyle varsa söyleyeyim. Tekrar sözü verelim. Ben yani bizim üniversitemizin şu fiyatları hiçbir iddiasında bulunuyorum. Hiçbir üniversitenin fiyatları değildir. Fiyatlarımızın içerisinde KDV, sosyal ekonomik sigorta eklenmiş halleridir. Evet. İlk tercihe %50 indirim, hatta bazı bölümlere %75 burslar veriyoruz. İlk tercih %50 burslarımız, 2 yıllık ön lisanslarda 9.949 TL, evet. 4 yıllık lisanslarda 11.262 TL, diş hekimliğinde 19.714 TL, hukuk fakültesinde 13.362 TL ücretlerimiz var. Burs kesintimiz yoktur. KYK devlet, 5.000 kişilik KYK devlet yurdumuz var. Ve en önemsediğimiz şeylerden bir tanesi, öğrencilerimizin rahat, huzurlu bir ortamda eğitim öğretim almaları için bütün imkanlar seferber edilmiştir. Söyleyeceğim, aktaracağım bu kadar.
Evet, biz çok teşekkür ederiz. Merhaba. Bizi kırmayıp geldiğiniz için ve bu güzel olanakları bizler ve izleyicilerimizle paylaştığınız için inşallah verimli olmuştur hem ailelere hem öğrencilere. Kafalarındaki soru işareti en azından bir nebze de olsa giderilmiş olmuştur. Çok teşekkür ederim. Çok sağ teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bugünkü Gündem Özel programımızın konuğu Lefke Avrupa Üniversitesi Bölge Tanıtım Temsilcisi Mehmet Güneş idi. Ve Lefke Üniversitesi'ni konuştuk, olanaklarını konuştuk ve neler yapılabileceğini konuştuk. Farklı bir programda tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın. We'll be right back.